Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 33. bölüm. Kanaatin fazileti. Bil ki fakir kanaatkar, başkalarının elindekinde gözü olmayan, insanları kıskanmayan, nasıl olursa olsun yeter ki kazanayım mantığı ile hırslanmayan kimse olması gerekir. Bu da ancak ihtiyacı kadar yemek, ihtiyacı kadar giyinmek, ihtiyacına göre bir evle yetinmekle ve bunları miktar olarak en azı ve en ucuzuna razı olması, özlemlerini gündelik veya aylık olarak sınırlamak ve bir aydan sonrasını düşünmemekle mümkün olur. Zira fakir insan çok şeyler arzular. Uzun emellere dalarsa kanaatin şerefi ondan ayrılır. Kaçınılmaz olarak açgözlülük ve hırs kiriyle kirlenir. Bu açgözlülük ve hırs onu kötü ahlaka ve yasaklara sürükler. Zaten insanoğlu hırsa, açgözlülüğe ve kanaatsizliğe yaratılıştan yatkındır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Ademoğlunun iki vade dolusu altını olsa üçüncüsünü arzular. Onun karnını topraktan başkası dolduramaz, doyuramaz. Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder. Ebu Vakıt el-Leysi der ki, Resulullah'a vahiy geldiğinde o vahyi bize öğretirdi. Bir gün onun yanına gittim ve bana şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle buyurur. Biz insana malı namazı dosdoğru kılsın ve zekatını versin diye verdik. Şayet insanoğlunun altından bir vadisi olsa ikincisini de arzulardı. İkincisi de olsa üçüncüsünü de isterdi. İnsanoğlunun kalbini ancak toprak doyurur. Allah-u Teala tevbe edenin tevbesini kabul eder. Ebu Musa el-Eşari şöyle der. Bera suresi kadar bir sure indi. Sonra hem lafız ve hem de hüküm olarak neshedildi. O sureden şu kısım hafızalardan kalmıştır. Allah-u Teala bu dini güçlendirecektir. Şayet insanoğlunun iki vade dolusu malı olsa üçüncüsünün olmasını arzulardı. Onun karnını ancak toprak doyurur. Allah tövbe edenin tevbesini kabul eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İki aç gözlü vardır ki doymazlar. İlme doymayan göz ve mala doymayan göz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, İnsanoğlu ihtiyarladıkça iki şey onda gençleşir. Uzun vadeli özlemler ve mal sevgisi. Bunlar insanoğlunun saptırıcı, helak edici özellikleri olduğundan Allah Resulü kanaatkar olmayı öven hadis-i şerifler irad etmişlerdir. İşte onlardan birisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İslam ile hidayete erdikten sonra kendisine yetecek kadar bir yiyecekle yetinenlere müjdeler olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde buyuruyorlar ki, hiçbir fakir ya da zengin olmasın ki kıyamet gününde dünyada bana yetecek kadar azık verilseydi dememiş olsun. Diğer bir hadisinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Zenginlik mal fazlalığı değildir. Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. Görüldüğü üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşırı ihtiras ve isteklerden men etmiştir. Yine şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan isterken güzel isteyin. Zira hiçbir kul kendisine takdir edileni almadan dünyadan ayrılmaz. Dünyadaki nasibini alır. Rivayet olunur ki Hazreti Musa Rabbine kullarından en zengini kimdir diye sormuş, Allah-u Teala kendisine verdiğimle yetinendir buyurmuştur. Hazreti Musa kullarından hangisi en adaletlidir diye tekrar sorunca da şöyle buyurmuştur. Kendine karşı insaflı olandır. İbni Mesud Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ruhul Kudüs yani Cebrail bana şunu bildirdi. Hiçbir kimse rızkını ve ecelini tamamlamadan ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan korkunuz ve Allah'tan güzeli isteyiniz. Ebu Hureyre şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Ebu Hureyre, açlık canına tak edince sana gereken bir parça ekmekle bir tas sudur. Dünya yerin dibine bassın. Yine Ebu Hureyre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakleder. Allah'tan kork ki insanların en ibadet edeni olasın. Kanaatkar ol ki İnsanların en çok şükredeni olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek mümin yani inançlı bir kimse olasın.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub el-Ensari'nin rivayet ettiği şu hadiste de tamahkarlığı yasaklamıştır. Buna göre taşlılı bir bedevi peygamberimize gelerek "Ya Resulullah, bana kısa, öz bir nasihatte bulun" dedi. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem "Namaz kıldığında dünyadan ayrılan kişinin namazı gibi namaz kıl. Özür dileyeceğin bir sözü söyleme. İnsanların ellerindekinden ümidini kes." Af bin Malik el-Eşcai der ki, Resulullah ile beraber 7, 8 veya 9 kişi birlikte bulunduğumuz bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize "Allah'ın Resulü ile biat etsenize" dedi. Biz "Ey Allah'ın Resulü, seninle daha önce biat etmedik mi?" dedik. Daha sonra tekrar bize "Allah'ın Resulü ile biat etsenize" dedi. Biz de bu ısrar üzerine ellerimizi açtık ve onunla biatleştik. Bizden biri "Şüphesiz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzerine biat ediyoruz?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz, ona hiçbir şeye eş koşmamanız, beşi yani günde 5 vakit namazı kılmanız ve insanlardan hiçbir şey istememeniz üzerine bana biat etmenizi istiyorum." Bu hadiseden sonra orada bulunanların hiçbirimiz atı üzerindeyken kamçısını düşürse bile onu hiç kimseden kendisine vermesini istemezdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Tamahkarlık fakirlik, tokgözlülük ise zenginliktir. Kim insanların elindekinden ümit keserse onlara muhtaç olmaz. Hikmet ehlinden birine zenginlik nedir denilince şöyle cevap vermiştir. İsteklerin az olup sana yetecek miktara da razı olmandır. Bu konuda bir şair der ki, yaşam geçmekte olan saatlerden ve her gün tekrar eden olaylardan ibarettir. Kazancına kanaat et, rıza göster. Kötü arzuları bırak ki hür yaşayasın. Nice ölüm vardır ki ona sürükleyen şey altın, yakut ve incidir. Muhammed İbni Vasi kuru ekmeği su ile ıslatarak yerdi ve derdi ki, İşte kim buna kanaat ederse hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Süfyan-ı Sevri der ki, sizin dünyanızın en hayırlısıyla imtihan edilmediğiniz şeydir. Kendisiyle imtihan edildiğiniz şeylerin en hayırlısı ise ellerinizden çıkan şeydir. İbn-i Mesud diyor ki, hiçbir gün olmasın ki bir melek, ey insanoğlu, sana yetecek az bir şey, seni sapıtıp azdıracak çok şeyden daha hayırlıdır diye nida etmesin. Sümeyd bin Aclan da şöyle der, ey insanoğlu, senin karnının eni ve boyu bir karışa, bir karışırken içine niçin ateş giriyor? Ehli hikmetten birine malın ne kadardı diye sorulunca şöyle demiştir. Dışarı karşı tok gözlülük, kendi özel hayatında iktisat, bir de insanların ellerinde olanlara göz dikmemek. Rivayet olunduğuna göre bir kutsi hadiste Allah şöyle buyurur. Ey insanoğlu, eğer bütün dünya senin olsaydı, geçimini sağlayacak kadarı hariç yine senin olamazdı. Öyleyse senin dünyalık geçimini karşılayıp geri kalan kısmının hesabını başkalarına yüklemekle ben sana iyilik yaptım. İbn-i Mesud der ki, sizden birisi bir ihtiyacının giderilmesini isterken ısrarcı olmaksızın normal bir şekilde istesin. Bir adama gelip mutlaka vereceksin diye zorlamasın. Çünkü kendi payına düşen rızık mutlaka onu bulur. Emevi halifelerinden biri Ebu Hazim'e bir mektup göndererek ihtiyaçlarını kendisine bildirmesini ister. Ebu Hazim ona şöyle diye cevap verir. İhtiyaçlarımı ancak Mevlam'a bildiririm. İhtiyaçlarımdan verdiklerini kabul eder, vermediğine karşı da kanaat ederim. Ehli hikmetten birisine akıllı bir kimseyi en çok sevindiren ve üzüntüsünü giderme en çok yardımcı olan şey nedir diye sorulunca böyle cevap vermiştir. Onu en çok sevindirecek şey ahirette götüreceği salih ameldir. Onun üzüntüsünü gidermeye en çok yardımcı olacak şey ise Allahu Teala'nın takdirine rıza göstermesidir. Hikmet ehli bir zat der ki, en bitmez dertli insanların kıskançlar, en mutlu yaşayanların kanaatkarlar, en çok sabırların muhteris ve açgözlüler, en sade yaşayanların dünyayı gönlünden çıkaranlar, en çok pişman olanların ise bildiğiyle amel etmeyen alimler olduğunu gördüm. Bu konuda şöyle bir şiir söylenmiştir.
Ne mutlu o kimseye ki kesinlikle güveniyor. Rızıkları bölüştürenin kendisini rızıklandıracağına. Onun namusu dokunulmazdır. Kirletmez ona. Onun yüzü yepyenidir. Yıpratmaz ona. Kanaat alanına giren kimse hayat bu uykusunu kaçıracak tatsız bir olayla karşılaşmaz. Başka bir şairde de şöyle demiştir. Ne zamana dek yaşamım kona göçe sürecek. Ne zamana dek yaşam durmadan didinecek. Kah düşüp kah kalkacağım. Ne zamana kadar evimden uzak. Devamlı gurbete katlanacağım. Dost ve yakınlarımdan ayrı. Ne halde olduğum onlarca bilinmeden. Kah yeryüzünün doğu ucunda, kah batı ucunda. Hırsım yüzünden ölümü hatırlayamıyorum. Oysa eğer kanaatkar olsam, rızkım gelirdi yanıma bağış olarak. Asıl zenginlik kanaattır, mal çokluğu değil. Hazreti Ömer diyor ki, Allah-u Teala'nın malından, yani Müslümanların beytul malından kendime helal saydığım şeyi size haber vereyim mi? Yazlık ve kışlık olmak üzere iki elbise. Hac ve umrem için bir ihram, bundan başka sıradan bir Kureyşli'ninki kadar geçim kaynağı. Bunlardan ne daha az ne daha fazla bir şeye sahibim. Allah'a yemin ederim ki bu kadarının bile helal olup olmadığını doğrusu bilmiyorum. Görülüyor ki bu sözleriyle Hazreti Ömer kanaat edilmesi gereken yeterli miktardan fazla isteyip istemediğinden kesin emin değildir. Araplardan biri hırsından dolayı kardeşine sitem ederek şöyle demiş söylemiştir. Ey kardeşim, sen bir yandan arayış içindeyken diğer yandan kovalanıyorsun. Henüz kullanmadığın rızkın seni kovalıyor. Sen ise elde ettiğini korumak peşindesin. Sanki aklında olmayan rızık kaynağı önüne açılmış ve elindeki avucundan kayıp gitmiş gibi. Ey kardeşim, sanki sen hiç mahrum bırakılmış aç gözü ve rızık verilmiş zahit yani dünyayı gönlünden koymayan kimse görmemiş gibisin. Bir şair diyor ki, zenginliğinin hırsını artırdığını görüyorum. Dünyaya karşı sanki hiç ölmeyeceksin. Bir gün ulaşsan ona amacın var mı ki? Yeter bana, ben razıyım diyebilesin. Şabi şöyle bir hikaye anlatmıştır. Avcının biri bir serçe avlar. Serçe dile gelip bana ne yapmak istiyorsun der. O da seni keseceğim ve yiyeceğim der. Kuş Allah'a yemin ederim ki etim seni ne doyurur ne de açlığını giderir. Gel ben sana üç şey öğreteyim de beni salıver. O üç şey beni yemenden daha kazançlıdır. Bir tanesini ben elimde iken öğreteceğim. İkincisini ağacın üzerinde uçtuğumda öğreteceğim. Diğerini ise dağın üzerine ulaşınca öğreteceğim der. Avcı hadi birincisini söyle der. Serçe elinden kaçan fırsatlar için hayıflanma der. Bunun üzerine avcı kuşu salıverir. Kuş ağacın üzerine çıkınca da ikinci şeyi öğretmek üzere olmayacak şeyi olmuş gibi gösterenlere inanma. Sonra dağın zirvesine uçar ve avcıya seslenir. Ey bedbaht adam! Şayet beni kesmiş olsaydın karnından her biri 20 miskal ağırlığında iki inci çıkaracaktı. Bunları duyan avcı dudaklarını ısırarak hayıflanır ve hadi üçüncüyü söyle deyince serçe sen ilk iki nasihatimi de unuttun. Ben sana nasıl üçüncüsünü söyleyebilirim ki? Ben sana elinden kaçan fırsata hayıflanma ve olmayacak şeyi olmuş gibi gösterene inanma demedim mi? Benim etim, kanım, tüylerim 20 miskal etmezken kursağımda her birinin ağırlığı 20 miskal edecek ikinci nasıl bulunabilir? Bunları söyleyen kuş daha sonra uçup gitmiştir. Bu hikaye insanoğlunun tamahkarlığının ne boyutlarda olduğunu örnektir. İnsanoğlunu tamah kaplayınca basireti kapanıyor. Gerçek idrak edemez hale geliyor ve olmayacak şeyleri dahi olabilir sanıyor. İbn-i Semmak diyor ki, muhakkak ki başkalarına bağladığın ümit kalbine bir urgan ayaklarına bağdır. Kalbinden insanlara karşı ümit bağlamaya çıkar ki ayaklarının bağı da çözülebilsin. Ebu Muhammed el-Yezidi diyor ki, Harun el-Reşid'in yanına girdim. Onun altınla yazılmış bir kağıt parçasına bakmakta olduğunu gördüm. Beni görünce gülümsedi. Ben de ona Allah emirül müminin ıslah etsin. Bu elindeki faydalı bir şey midir dedim. O da evet faydalıdır. Bu iki beyti Emevilerden kalan hazinelerin içinde buldum. Onları çok beğendim. Onlara bir beyit de ben ekledim. Dedi ve bu beyitleri okumaya başladı.
İhtiyacın görülmeden bir kapı üzerine kapatılınca sana asılacak başka bir kapıya var. Çünkü sana midenin dolması yeterlidir. Çirkin işlerden kaçınma sana yeter. Sakın namusunu harcama ve kaçın. Günahtan girmekten ki, kaçın günaha girmekten ki azabından uzak kalasın. Abdullah bin Selam, Kabül Ahbar'a alimlerin öğrenip hafızalarına yerleştikleri ilimleri ne giderir diye sormuş. O da şu cevabı vermiştir. Tamahkarlık. En tehlikeli ise nefsine uymak ve daima kazanç peşinde koşmaktır. Adamın biri Fudayl bin İyaz'a Kab'ın yukarıdaki sözünü açıklamasını istemiş ve Fudayl şöyle açıklamıştır. İnsan bir şeyi açgözlü bir eda ile isterken onun yüzünden dini elden gidebilir. Nefsin azgın arzularına boyun eğmeye gelince, nefis öteye beriye tutununca hiçbirini kaçırarak hoşuna gitmez. O zaman azgın isteklerin hepsi ihtiyaç haline gelir. Senin burnuna tasmayı takınca da dilediği yere sürükler. Artık seni elde etmiş ve sen de ona boyun eğmişsin demektir. Artık kimi dünyalık için seversen ona her uğradığında selam verirler. Hastalandığında ona taziyeye gidersin. Ona Allah rızası için selam vermezsin. Onu Allah rızası için hastalandığında ziyaret etmezsin. Senin o adamdan bir dünyalık beklentin olmasaydı senin için ne iyi olurdu.